Evet arkadaşlar, biliyorsunuz yıllardır arazideyiz izci tim ekibi olarak. Sizlere de arazide kullandığımız ekipmanlardan zaman zaman bahsediyorum. Bugün de yaklaşık 8-9 aydır kullandığımız Crevler marka yerli bir offroad karavanı tanıtacağım. Kendi kullandığımız bir karavan. Birçok soru geliyor sizden. Aslında daha önce böyle çok detaylı olmasa da bahsetmiştik karavanın özelliklerinden. Çekimlerde de görmüşsünüzdür. Şimdi isterseniz size biraz daha detaylı Crevler karavanı tanıtayım. Karavanımız arkada istepneye bağlı bir kapı sistemi var. İstepne bu şekilde ayarlanıyor. Şimdi rüzgar var diye ben bir lastik koymuştum üstümüze kapanması. Şurada kilitleri var. Kaldırıyorsunuz. İki parçalı kapıdan oluşuyor. Alt taraf, burada kilitleri var. Alt tarafı bıraktığınız zaman her türlü zeminde güzel bir açı var. Basamak olarak da kullanabiliyorsunuz. İçeriye girdiğimiz zaman kapının hemen girişinde panel var. Aynı zamanda bir de sineklik var burada. Panelde hemen kabin ışıklarını yakayım. Kabin, water pump, hidrofor, içerideki şarj cihazları ve göstergeleri çalıştıran gene güzel bir düğme var. Bir de buzdolabını çalıştıran düğmeler var. Çeşitli düğmeleri bu panelin içinde toplu bir yere almışlar. Burada karavanımızın üzerinde güneş paneli var. 200 amperlik bir jel aküyü güneş panelleri çok rahatlıkla besliyor. Burada da görüyorsunuz güneş paneli doluyor mu dolmuyor mu şarj durumunu buradan görebilirsiniz. Aynı zamanda isterseniz yattığınız yerde buraya kadar kalkıp ışığı söndürmemek için ışığın söndürme kumanda paneli var. Bir tane kumandası var. Ön tarafta karavanın kışın kullanımında rahat etmeniz için bir ısıtma, dizel bir ısıtma sistemi var, Webesto. Şimdi şu kısımdan isterseniz devam edelim. Burası karavanı park ettikten sonra yaz aylarında özellikle üç tarafında sineklik var. İçeride hava sirkülasyonunu sağlamak için dizayn edilmiş amortisörlü, çok basit, tek elle dahi kaldırılabilen, kendi kendine kurulan güzel bir sistem. Bu bölümde olta, şu bölümde tüfek, arazide yattığınızda kullanmak için tüfek, herhangi bir aksesuar koyabileceğiniz yerler var. Karavanımızın bu bölümünde, şu girişte bir masa var. Dışarıda şu an o masa. Masayı koyduğunuz zaman kışın içeride yağmur yağdığında çok rahatlıkla 6 kişi falan içeride oturabilirsiniz, vakit geçirebilirsiniz. İki tane camımız var. Hem sağda hem solda. Camlar bir film tabakasıyla güzel karartılmış. İçeriden dışarısı çok rahat gözüküyor. Fakat dışarıdan içerisi o kadar rahat gözükmüyor. Eşya saklama bölümleri var. Fermuarlı. Uyku tulumu, battaniye, işte aklınıza ne geliyorsa, kampçılıkta kullanacağınız ne varsa bu bölümleri değerlendirmişler. Buralarda kullanabiliyorsunuz. Şu iki tarafta, arka tarafta, birazdan orayı da gösteririm. Kabin tarzı valiz çok rahatlıkla koyabileceğiniz 4 tane valiz koyma yeri var. İsterseniz valiz koyarsınız, isterseniz başka bir şey koyabilirsiniz. Ben büyük yorgan falan koyuyorum. Çok gayet kullanışlı. Dediğim gibi burada masa var. Masayı şu iki rayın üstüne göre ayarlamışlar. Masayı koyduğunuzda şuraya bağlıyorsunuz. Masa olarak kullanıyorsunuz. Oradan aldıktan sonra bu rayların üzerine koyduğunuzda da şu yukarıda gördüğünüz minderleri tam böyle geçme yapmışlar. Koyduğunuz zaman burası boydan boya yaklaşık 1.80'e 2.5 metre kadar bir yatak oluyor ki çok kifayetli, kullanışlı. Şu ön taraf dışarıdan, ön taraf da yukarısı gibi bir sistemle açılıyor. Yaklaşık 2 kişi, 3 kişi çok rahat bir şekilde yatacak şekilde. Orası da bir kabin oluyor. Onun da camları var, sinekliği var.
Karavanın iç tarafında şu gördüğünüz menfezler, ön tarafta olan ısıtıcının, buradan kumanda ettiğiniz ısıtıcıyı gün boyu, gece boyu içeriye sıcak hava üflemesini sağlıyor. Burada derecesi var. İstediğiniz derecede tutabiliyorsunuz. Otomatik, dediğim gibi dizel, kendi kendine devreye giriyor. Kendi kendine devreden çıkıyor. O anlamda kışın da ben kaldım Bolu'da. Çok gayet yeterli, başarılı bir ısıtıcı. Onun dışında bir LED ışık sistemi var. Onu söyledim. Işık sistemini isterseniz dereceli olarak kısabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Şu bölümler, kumanya aldığınız zaman kuru bakliyat, özellikle paketli ürünleri çok rahat taşıyabileceğiniz, koyabileceğiniz malzeme dolapları her iki tarafta da var. Şu bölüme isterseniz televizyon takabiliyorsunuz. Biz televizyon seyredecek vaktimiz olmadığı için çekimlerde şey yapmadık, kullanmadık. Ama isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Karavanın her tarafında, yatak başlarında dahi 12 DC çakmak girişleri var. Burada da USB girişleri var. Bunlar da aslında çok kullanışlı. Panelin girişinde de şu an akünün ne kadar dolu olduğunu görüyoruz. 12.4 akü. Solar panelle hemen hemen full derecede. Bir tane pusulamız var ve değişik anahtarlar var. Yani karavanı bir yere park ettiniz, sonra gitmek istiyorsanız anahtarlarla bütün kabin kapılarını kilitleyebilirsiniz. Evet, karavanın her iki tarafında da dengeli olsun diye birbirine iştiraki olan, geçişi olan iki tane krom, paslanmaz krom su depoları var. Yaklaşık karavan tipine göre değişiyor. 100 ila 150 litre kapasiteli su depoları var. Su depolarının arka tarafta, karavanın tam ortasında böyle makine dairesi gibi bir nokta var. Hem Webesto güvenli olsun diye oraya konulmuş ısıtıcı, dizel ısıtıcı. Hem de su depolarının hidroforu aynı yere konuşlandırılmış. Gayet başarılı. Dediğim gibi iştirak var. Dengeli bir şekilde giderken karavanın stabilitesini bozmadan hareket edebiliyorsunuz. Şu şekilde kilitleri var. Evet, karavanın içinden bahsetmek istediğim çok detay var ama böyle ön planda olan detaylardan bahsettiklerimiz bunlar. Kilit sistemi böyle. İçerideyken bile şu kuşağı tutup bu şekilde karavan kapanıyor. Kilitleri var. Ondan sonra şeyi getiriyorsunuz. Stepne geliyor. Yani çok görüyorsunuz, neredeyse kendi kendine gidiyor. Burada emniyet sistemi var. Artık bundan sonra arka tarafı kapatmış oluyorsunuz. Bu arka taraftan devam etmek gerekirse iki tane jeriken yakıt bidonu var. İsterseniz bunlardan bir tanesini yedek su bidonu olarak da kullanabilirsiniz. Ama bence gerek yok. 100-150 litre zaten kullanma suyunuz var. Arka tarafta stop lambaları. Önde çeken araçtan rahat görülsün diye gez lambaları var bu bölümde. Dediğim gibi buraya değişik eşyalar, balta, kürek, ıvır zıvır koyabilirsiniz. Karavanın her iki tarafında da tente var. Tenteleri açtığınız zaman yaklaşık 2 metre, 2,5 metre açılıyor. Demir boruları var, takıyorsunuz. Çok pratik, kullanışlı. Şu an burada ağaç var ve çok fazla vaktimiz olmadığı için o detaya girmiyoruz. Biraz önce size söylediğim kumanya bölümlerine karavanın içine girmeden buradan da ulaşabiliyorsunuz. İşte makarna, patates, soğan, kuru paketleyebildiğiniz, bozulmayacak, buzdolabına ihtiyaç duymayacağınız bütün ürünleri buralarda kullanabilirsiniz. Burayı size göstereyim. Burası tuvalet bölümü. Şöyle. Arazide malum en büyük ihtiyaçlardan biri tuvalet. Kaset tipi tuvaletler var. Bunlardan koyduğunuz zaman şurada borusu da var. Bunlardan koyduğunuzda çok rahat bir şekilde bir yetişkinin girip
Şunlar da bu borunun içine geçiyor. Çok rahat bir şekilde kabin olarak kullanabileceği, ayrıca duş olarak kullanılabilecek güzel bir detay. Birçok yabancı karavanda dahi bu kadar pratiğini ben görmemiştim. Evet. Şurada da, şimdi orayı nasıl göstereyim size. Şunun içinde de açtığınız zaman, evet, duş var. Duşu oraya taktığınızda burada burayı hem tuvalet hem duş olarak çok rahat kullanabilirsiniz. Evet, burayı geçtik, biraz sonra toparlarız. Şöyle biraz önce size söylediğim makine odası küçük olanı, hidroforumuz burada. Kapakların hepsi deniz kilidi tarzında. Taktığınız zaman bir daha geriye ancak zorla çektiğinizde giriyor. Bu da güzel bir detay. Bu bölüm buzdolabının arkasında kaset tuvaleti koyacağınız kadar güzel ölü bir nokta var. Burada kaset tuvaleti koyuyorsunuz. Ondan sonra buzdolabı ray sistemli buraya kadar geliyor. Ön tarafa gelince karavanımızın ön tarafında önce bizim ilk gözümüze çarpan bisikletlik, ama siz bunu başka bir amaçla da kullanabilirsiniz, ama bu bisiklet taşımak için dizayn edilmiş bir bölüm. Hemen ben şöyle atlayayım. Şunu söylemekte fayda var. Karavanın altyapısı Alco. Alco da biliyorsunuz dünyada ünlü bir karavan altyapı firması. Burada tüpümüz var. LPG tüp. Mutfağa tek hareketle mutfağa takabiliyorsunuz. Bu güzel bir detay. Çok karavanın içindedir bu. Bunun böyle portatif olmasının sebebi, karavanda uyurken bir gaz sızıntısı, herhangi bir şey olmaması için. Bunu alıyorsunuz, işiniz bitince toplayıp yerine koyuyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz tank, yakıt tankı, dizel. Karavandaki dizel ısıtıcının yakıt tankı. Burada çok güzel, ince, yer kaplamadan yerleştirilmiş. Burada da işte bardak, çanak, tabak, fazla malzemeyi koymak için, kullanmak için dizayn edilmiş güzel bir yer. Mutfak bölümü hemen, burada da bir kilit mekanizması var. Kaldırdık. Çekiyoruz. Evet. Şimdi hemen ben şeyden başlayayım. Yani açıkta, arazide kullanılacak bir mutfakta mutlaka ocak kısmında bir rüzgar separatörü olması lazım. Burada güzel bir üç tarafı kapatacak şekilde güzel bir rüzgar separatörü var. Hemen kurması, katlaması, taşıması kolay. Şöyle geçeyim. Evet, burada mutfağın aslında lavabo kısmı var. Bunlar çok pratik. Basit bir şekilde dizayn edilmiş. Çok komplike olması size arazide hem arıza yapma riskini arttırır hem de sizi yorar. O yüzden çok basit, herhangi bir yerde bulabileceğiniz plastik kaplar lavabo olarak kullanılmış. Suyu açıyorsunuz. Hidrofor, bahsettiğim gibi, istediğiniz gibi burada ocak ve mutfak kısmına hakim bir şekilde burayı kullanabilirsiniz. Geldik, bir mutfağın olmazsa olmazı buzdolabı. Özellikle arazide uzun süreli, uzun soluklu gezilerde mutlaka hem buzdolabında saklanması gereken hem de kuru olarak saklanması gereken gıdalar var. Çünkü arazide market ıvır zıvır bulamayacağınız için bozulmaması da çok önemli. Böyle güzel bir buzdolabı dizayn edilmiş. Bütün elektronik aletler 12 ve güneş enerji sistemiyle çalışıyor. Yaklaşık 3-4 gün hiç güneş dahi doğmasa 200 amperlik jel akü zaten sizi 3-4 gün idare edebiliyor. Görüyorsunuz, bugün sabah konmuş bir su neredeyse buz tutmuş kıvamında.
karavanın ön tarafındaki panelden, buzdolabının ön tarafındaki panelden istediğiniz dereceye ayarlayabiliyorsunuz. Kompresörlü 12 volt kompresörlü bir buzdolabı -18 dereceye kadar, tekrar ediyorum, -18 dereceye kadar soğutma kapasitesine sahip ve güneş enerjisiyle çalışıyor. Dolap kısmı burada. Hemen alt tarafında bıçak, ıvır zıvır koyabileceğiniz. Bunları kendiniz kafanıza göre dizayn edebilirsiniz. İçerideki masa, yani yatağın altyapısını oluşturan üçüncü kısım materyallerden biri. Bunu multi, yani iki fonksiyonlu kullanıyorsunuz. Çok fonksiyonlu kullanıyorsunuz. İçeriden aldığınız zaman yemek saatinde mutfak masası, yemek masası olarak çok rahat 2, 4, 5 kişi çok rahat bir şekilde masada şey yapabilirsiniz. Masa, mutfak konfigürasyonunda her iki tarafı da her iki tarafa da çok yakın. Burada kesip burada pişirebilirsiniz. Bu çok kullanışlı. Her türlü zeminde rahat kullanılsın diye ayar düğmeleri var. Kaldırıyorsunuz. Yani gevşek bir yere geldiğinizde bu şekilde kaldırıyorsunuz. Daha yüksek bir yere geldiğinizde bu şekilde kaldırıp sıkıyorsunuz. Burada da bir geçme sistemi var. Şöyle binseniz de sağlam bir şekilde size hizmet vermeye devam ediyor. Geldik tekrardan. Biraz önce de dediğim gibi kiler kısmı iki tane. Arazide çok lazım olur diye istediğiniz malzemeyi alabilirsiniz. Benim tavsiyem ambalajlı, poşeti, torbası patlamayacak şeyleri bu bölüme çok rahat koyabilirsiniz. Arazide sarsıntı da çok uzun süre sizinle beraber problem çıkarmadan gelebilirler. Kapakların hepsinde kilit sistemi var dedik. Bunu da getirdik, kilitledik. Ben bu bölümü teknik ekipmanlarımı depoluyorum. Bölüm yukarı doğru da devam ediyor. Şarjlı tornavidadan efendime söyleyeyim strepler, çekme halatları, ızgara. Yani bu bölümleri bütün karavandaki köşeleri, bütün noktaları değerlendirmişler. Aynı marin teknecilerin yaptığı gibi. Bence başarılı. Bu tarafta da tekrardan, yani gittiğiniz sabah bu tarafta güneş var. Bu taraftaki tenteyi açabilirsiniz. Akşam da öbür tarafı açabilirsiniz. Söylemek istediklerim, gelelim altyapıya. Karavanda 33, şu an off-road versiyonlarında 2.85 lastikler var. 33'e tekabül ediyor. Hem amortisörlü hem de şuradan size gösterebilirsem çift amortisörlü altyapı tamamen Alco'ya ait ve çok başarılı. Dediğim gibi ben 8-9 aydır kullanıyorum. Özellikle altyapı ile ilgili hiçbir problem yaşamadık. Onun dışında ön tarafa, evet, karavanın bağlantı sistemi, bağlama sistemi bütün uluslararası international çeki topuzlarına uyacak şekilde yapılmış. Bu bölümde de dediğim gibi altyapı ve bağlantı kısmı Alco, yani dünyanın en iyi karavan ekipmanları tedarikçilerinden biridir. Çok kullandığım karavanlarda Alco altyapısında hiç problem yaşamadım. Burada benim kullandığım modelde stabilizer'lı bir çeki sistemi var. El freni her zaman olduğu gibi, elektrik tesisatı, şu an fren takılı. Bunlar çok komplike gibi gözükse de basit sistemler. Hemen takması, indirmesi, karavanı çıkarması, tekrardan bağlaması kolay sistemler. El freni bu şekilde devre dışı bırakıyorsunuz. Üçüncü ayak, karavanın park halinde bırakıp gitmek istediğinizde ayak sistemi buradan aşağıya iniyor. Bağlıyorsunuz. Karavan yükü biraz aldıktan sonra da karavanı kendi arabanızdan ayırıyorsunuz. Arabanıza bağlarken de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Son olarak da bu gözünden bahsedeyim. Arka tarafı tüp var demiştim. Bu bölümde de 200 amperlik güneş enerjisiyle beslenen jel akümüz var. Biraz önce de bahsettim. Çok uzun süre güneş doğmasa bile 3-4 gün sizi çok rahatlıkla idare eder. Burada ana şalterler var. Sigortalar var. İnverter var. O açıdan bu bölümü ayırmışlar. İzoleli. Bütün bölümler toza, çamura, suya karşı güzel bir şekilde izole edilmiş, görüyorsunuz. Kapaklar tek hareketle kapanıyor.
Evet, karavanı park yerine bıraktığınızda yaşadığımız en büyük sorunlardan biri karavanın sağa sola içerideki insanların hareketiyle sallanması. Bunu da önlemek için diğer karavanlarda, birçok karavanda kullanılan sistem bu off-road karavanın içerisinde de var. Evet, burada bir kopilyası var. İndiriyorsunuz. Stabil ayak bağlı. Çektiniz. Hangi yükseklikte durmasını istiyorsanız buradan ayarlıyorsunuz. Bunlar zaten bütün karavancılar tarafından çok kullanılan, bilinen, çok eski karavan sabitleme sistemleri. Stabilizer'lar. Evet, işiniz bittiğinde de yerine koyuyorsunuz. Sapasağlam bir şekilde iş bitmiş oluyor. Evet, dediğim gibi 8-9 aydır kullandığım Kravler karavanla ilgili seyircilerimizden birçok soru geliyordu. Dilimizin döndüğü kadar sizlere yardımcı olacak şekilde açıklamaya çalıştık. Türk malı, Türkiye'de yapılmış. Bu da ayrı bir gurur veriyor. Bence çok kullanışlı. Özellikle hafta sonları araziye kaçmak için, ailece araziye kaçmak için bulunmaz fırsat. 750 kilogram, bu çok önemli. 750 kilogram neden önemli? Çünkü 750 kanunlarımıza göre 750 kilogram altındaki karavanlar ruhsata tabi değil. Yani B sınıfı herhangi bir otomobil ehliyetiyle bile kullanabilirsiniz. 750 kilogram olduğu için heybeti sizi korkutmasın. Herhangi bir 1600 cc otomobille, belki 1600 cc'den daha küçük bir otomobille çekebilirsiniz. Bu ne kadar zor arazi şartlarınıza gireceğinizle doğru orantılı. Bizler tabii program çektiğimiz için, çok fazla ekipman taşıdığımız için büyük araçlarla kullanıyoruz ama bu sizin gözünüzü korkutmasın. Benim söyleyeceklerim bunlar. Türkiye'ye hayırlı olsun. Almak isteyen arkadaşlara umarım faydalı bilgiler vermişizdir. Evet, İzcitim'de teknik bilgi köşemizde bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya başka bir üründe görüşmek üzere.